Mağaramız deri ve cilt hastalıklarına faydası olan suyunun özellikle bu konularda tedavi amaçlı kullanılan bir mağaradır. Çökme sonucu oluşmuş bir mağara. Mağaranın ilk keşfi 1839 yılında iki Fransız keşif tarafından yapılmakta. Ve ondan sonra sulama amaçlı yakın tarihte şu gördüğünüz bölge kırılarak, sulama amaçlı kullanılarak mağara açığa çıkmakta. Mağara çökme sonucu oluşan bir mağara. Mağaramızın asıl özelliği yeraltı Pamukkale'sinin olması. Çünkü suyun içinde bulunan çinko ve aşırı derecedeki kirecin oluşturduğu tabakalar yer altında Pamukkale'yi oluşturuyor. Aynı zamanda mağaranın bir diğer özelliği de içindeki kükürt oranının fazla oluşundan dolayı astım, deri, cilt hastalıklarına, mantar, egzama, kaşıntı gibi rahatsızlıklarının faydası olduğu düşünmekte. Bu yüzden de çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Mağaramız iddia ediyorum ender güzellikteki dünyadaki tek mağaradan bir tanesi biziz. Bu konuda iddia edebilirim. Burayı önce bir arkadaşım gezmişti. O onun paylaşımlarında gördüm. Dün akşam Karayip'te kaldık. Yani ilk defa geliyoruz. Çok güzel bir yer. Biz sadece mağaranın görsellerini görmüştüm. Ben arkadaşım paylaşım yaptı. Paylaşımdan dolayı geldim. Ama yukarıda arkadaş suyun faydalarını anlattı. Belediyenin personeli arkadaş. Çıktığımızda tekrar soracağız. Orada bir arkadaş hatta su dolduruyordu. Su dolduran arkadaş niye suyun içinde ayakları var da su dolduruyor demiştik. Biz içiliyor diye düşünmüştük ama su kükürtlü suymuş. İçilmiyormuş. Yani duş almak için, sedef hastalıkları için, cilt hastalıkları için kullanılıyormuş. İlk defa geldik. Güzel bir yer yani. Hoşumuza gitti yani. Şeyde bak, benim dediğim mağara var ya bak, çok doğal. Biz Antalya'dan geldik, gerçekten gezecek bir yer, çok doğal manzaralı bir yer. Tüm Türkiye'mize, insanlara burayı gezmesini tavsiye ederim yani, çok güzel bir yer gerçekten. Biz merak ediyorduk, çok iyi oldu. Nereden duydunuz mağarayı? Ya gelenlerden, Antalya'ya gelen kişilerden, bazı kişilerden duyuyorduk. Nasip bugüneymiş ve çok güzel bir yer gerçekten. İnsanların gelip burayı görmesini tavsiye ederim yani.